Hoş geldiniz. Bugün uzman sanat tarihçisi Sayın Gökçe Güner'le birlikte olacağız. Kendisi Vakıflar Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanlığı'nda müdür olarak görev yapmaktadır. Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü yüksek lisans derecesiyle 1976 yılında bitirmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Kültür Varlıkları Uzmanı ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nda raportör müdür olarak görev yapmıştır. Şu anda Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde yurt içinde ve yurt dışındaki vakıf taşınmaz kültür varlıkları envanteri üzerinde çalışmaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kültür Varlıkları Arşivinin dijital olarak aktarılması projesini yürütmektedir. Çok teşekkür ederiz. Ben buyurun. Hocam çok teşekkür ederim. Önce bölüm başkanımıza. Eda Hanım'a da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Bir yıldır biz bu konuşmayı yapmak için konuşuyoruz. Nihayet bugün kısmet oldu. Burayı beni dinlemek için geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Burada size biraz nostalji yaşatmak istiyorum. Çünkü Ankara şu anda kimliğini kaybetmiş bir kent görünümünde. Uzun yıllar Ankara üzerine çalıştım. Adı Ankara olan kurum müdürlüğü yaptım. Bir sene kadar. Ve çok şeyin elimizden kayıp gittiğini de gördüm. Bunlar üzücü şeyler. Tabii biz 1920'lerde Ankara'da yaşamadık ama yani bazen insanın içinden geçiyor yani. O yılları görebilseydik keşke diye ama işte o zaman da bize bu eski kartpostallar, fotoğraflar, arşiv belgeleri ve haritalar yardımcı oluyor. Size birazcık Ankara'da, eski Ankara'da bir gezinti yaptıracağım. Bunu çok önemsiyorum. Bu Ankara'yı projesinin mümkün olduğu kadar özellikle gençlerimizin, öğrencilerimizin Ankara'yı tanıması, bilmesi çok önemli bizim için. Böyle bir Ankara vardı dememiz için. Ankara gerçekten şu anda sıkıntılı şehir olarak da, bir anlamı olarak da. Ama biz size böyle bir gezinti yaptıracağız, bir harita eşliğinde. Şimdi Ankara'nın hemen bir böyle coğrafya yapısından bahsetmek istiyorum. Etrafında böyle dereler vardı. Bugün maalesef bu dereler ıslah edildi. Hemen hemen hiçbirisi kalmadı. Maalesef kanalizasyon oldu hepsi. Kanalizasyona karıştı. Ankara üzerine iki ünlü yazarın çok önemli sözleri var. Bunları söylemeden geçemiyoruz. Bir tanesi Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde 1640'da Evliya Çelebi geliyor Ankara'ya. Burada diyor ki Padişah Defterhanesi'nde ismi Ankara'dır. Bir kat merli beyaz gül yaprağı gibi kat kat su, fethedilmesi zor hendekli bir hisardır ki hakkında şairler şehrengizlerinde ölmüşlerdir. Dünya kalesinin tamamını gördük fakat böyle bir şey görmedik diye tarihçiler de övülmüştür. İkinci, yani çok Ankara üzerine yazılar var ama bunlar çok önemli yazılar. Bunları söylemeden geçemeyeceğiz. İkincisi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın meşhur Beş Şehir adlı kitabında. Ankara uzun tarihinin şaşırtıcı terkipleriyle doludur. Asırlar içinde uğradığı istilalar, üst üste yangın ve yağmalar, şehirde geçmiş zamanların pek az eserini bırakmıştır. Acayip bir karışıklık içinde bu tarih daima insanın gözünün önündedir. Türk kültürünün kendinden evvel gelmiş medeniyetlerden kalan şeylerle bu kadar canlı surette rastgele karıştığı, haşır neşir olduğu pek az yer vardır. Gerçekten öyledir Ankara. Ve Ankara'nın tarihte birçok ismi var. Burada isimlerini tekrar zikretmeyeceğim. Yani oldukça fazla. Tarih boyunca bu isimlerle anılıyor. Ve Yunanca gemi çapası ya da işte başka bir anlamları da olduğu ifade ediliyor. Burada bir gravür var. Ankara'nın bir tarih kronolojisi var. Ankara Kalesi'nin eteklerinde bundan 60-70 yıl önce yapılan kazılarda paleolitik dönem buluntuları ele geçiriliyor, müzeciler diyor.
Ve böyle bir kronoloji çıkıyor. Tabii en sonu bizim için çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti ilerlet. Mustafa Kemal'in sözüyle Baydar kalsın diyoruz. Ankara'da başkent olarak kalsın. Ve Ankara'nın kaderi uzun zaman hep büyük şehir olmuş, sancak merkezi olmuş, vilayet merkezi olmuş. Ama büyük savaşlar özellikle Osmanlı'nın artık yıkıma geçildiği zaman, yıkılmaya döndüğü zaman Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve büyük savaşlar, arkasında Kurtuluş Savaşı hakikaten diğer şehirlerde olduğu gibi Ankara'ya da büyük etki yapmış ve insanlığın büyük bir kısmını kaybetmiş. 19. yüzyılda sonlarına doğru yangınlar var. 1881'de çekirge istilası var. Çok büyük bir kuraklıklar. Ankara'da hakikaten böyle kadersiz bir şehir gibi görünüyor. Ve Ankara'nın 1919'lu yani 20'li yıllara geldiğimiz zaman nüfusu gerçekten erimiş vaziyette. Çünkü nüfusun büyük kısmını savaşlarda da kaybetmiş. Ama kaderi bir yerde 27 Aralık 1919'da Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'ya gelmesiyle hepimiz biliyoruz. Burada işte heyeti temsiliye burada öyle yazıyor. Haynar Hatunları Mustafa Kemal Paşa'yı karşılıyor. Burası Ankara Vilayet Binası. Burada Yahya Garip, Ankara Vali Vekili ve Seymenler Ankara'da Mustafa Kemal Paşa'yı karşılıyorlar. Ve böyle bir film var. O günkü karşılama anında çekilmiş olan kısa bir film. Onu da göstermek istedim. Böyle sevinçli insanlar, Seymenlerimiz oynayarak Paşa'yı karşılıyorlar. Evet, sonra ne oluyor? Ankara başkent oluyor. 9 Ekim 1923'te Mustafa Kemal İsmet Paşa, İsmet İnönü'nün Malatya Milletvekili ve arkadaşlarının verdiği bir kanun teklifiyle görüşülüyor ve 13 Ekim'de kanun kararı oluyor. Türkiye Devleti'nin makar idaresi Ankara şehridir. Yani başkent Ankara'dır diyor. Ankara yeni devletin başkenti oluyor. Ve Mustafa Kemal'in önemli sözleri var. Ankara hükümet merkezidir ve ebediyen hükümet merkezi olarak kalacaktır. Sonra 1920 yıllar niye önemli? Neden ben 20'li yılları seçtim? Bakın 20'li yıllarda neler oluyor? İşte başkent oluyor, belediye kuruluyor. Hep bunlar Ankara'da oluyor. Yeni anayasa kabul ediliyor. Belediye Başkanı Lozan Anlaşması, bu tarihte İş Bankası, Anadolu Ajansı, Binalar Kanunu 1925'te hukuk mektebi açılıyor, Türk Medeni Kanunu kabul ediliyor, müzeler açılıyor, vekalet binaları yapılıyor ve yeni Türk harfleri kabul edilip milletvekili mektepleri açılıyor. Sonra Erman Yansen Ankara İmar Planı yapmaya başlıyor, planı yapıyor. Şimdi Ankara'nın bir de geçmiş dönemde gelen Ankara'ya seyyahlar var, gezginler var. Bunları araştırdığımızda çok önemli bilgiler edindiğimiz gibi önemli Ankara'yı betimleyen önemli resimler, gravürler de görüyoruz. Ben onlardan birkaç tane seçtim. Bakın işte Norman'ın 1893 Teksiyer'in kitabında var işte Ankara'nın gravürleri. Evet. Bunlardan 16. yüzyılda Michel Membre, Rusbeck, Derşivan. Gerçekten çok önemli bilgiler var. Bu seyyahların ve bilim adamlarının çoğunun kitaplarında Ankara üzerine, Ankara'yı tanımak için bunları okumak lazım. Polonyalı Simeon, Taverniye. Ve bunlar çoğu da Türkçe'ye çevrildi. Bu seyahatnameler. İlgilenen Tournefort'un seyahatnamesi de çevrildi. Lucas'ınkini hatırlamıyorum. Bayağı gelip giden olmuş. Çünkü Ankara özellikle 16. 17. yüzyıllarda büyük bir ticaret şehri. Özellikle Ankara sofu, Ankara keçisinin yünü çok önemli. Bir dış ticaret
meta olarak önümüzde görülüyor. Önceleri mamul mal olarak Hollanda'ya sevk ediliyordu. Daha sonra sanayi devrimiyle beraber fabrikalarını kurunca artık bu sefer yünü götürmeye başladılar. Böylece Ankara ekonomisine de büyük bir darbe doğurdu. Halbuki daha önce işlenmiş muharreleri, yün kumaşları götürüyorlardı. Ondan sonra artık yünü götürünce ve daha sonra da bizim keçilerimizi, yani Ankara keçisini alıp götürdüler. Başka yerlerde yaşatmaya başladılar. Böylece Ankara'nın ekonomisinde de büyük bir zaaf oldu. İşte bunlar, bu seyahatle namelerde bunların hepsi var. Bunları öğreniyoruz. Nicer Fanyo'nun seyahatnamesi de çok önemli. İşte Burgus Mabedi, Julian Sütünü, bizim Roma döneminden kalan bu Hacı Bayram'da caminin yanında gravürünü görüyoruz. Julian Sütünü görüyoruz. Eski yerinde bu. Yine burada Mabedi görüyoruz. Ve bunların kitaplarında böyle Ankara'yı tanımlayan planlar ve çizimler de var. İlk çizim bizim Hans Derschaan diye bir seyahat kitabında 1550'li yıllarda yazdığı bir seyahatnamede Ankara'yı burada tasvir ediyor. Bakın Ankara kaleyi gösteriyor. İşte çayı gösteriyor. Çayını gösteriyor. Yani burada evleri falan gösteriyor. Surları. İkinci planımız ya da resmimiz diyebiliriz, gravürümüz. Holbrook Asıl kitabında 1705 tarihli. Burada da yine biz kaleyi, kale içini, zaten şehir kale 1. ve 2. sur içerisinde gelişmiş. Daha sonra 19. yüzyıla doğru Ankara Ulus'a doğru gelişiyor. Burada camilerimizi, yapılarımızı görmekteyiz. Bir de Turnefon'un kitabında 1717. Bu daha belirgin, biraz daha. Yani bizim Akkale ve Şarkkale, işte Hacı Bayram burada görüyoruz minarelerini. Bu iki sur ve üçüncü suru görmekteyiz. Bu Celali isyanlarıyla karşı yapılmış bir surdur. Bu daha böyle, hani birinci ve ikinci sur Bizans dönemine aittir. Bizanslılar özellikle Türk ve İslam akımlarına karşı oradan gelen akınları kesmek için yapılıyor. Ve kendinden önce Roma döneminde yıkılan binaların taşları, heykeller, mermer sütunlar, başlar, mermer heykeller, onları kullanarak kaleyi inşa ediyorlar. Daha sonra Celali isyanları o dönemde bu suru yapıyorlar. Daha bir basit bir sur. Bu şurada gördüğümüz mezarlık ve Namazgah Tepe dediğimiz bu namazgahın olduğu yer. Bugün Etnografi Müzesi, Resim Heykel Müzesi'nin bulunduğu kesimi gösteriyor. Ve bizim için en önemli bir belge 18. yüzyılda yapılan ama tarihini tam olarak bilmediğimiz, ressamını da bilmediğimiz bir yağlı boya tablo. Bugün Hollanda'da, Amsterdam'da müzede yağlı boya. Büyük bir tablo bu. Burada biz yine kaleyi böyle bütün ihtişamıyla birinci, ikinci sur ve üçüncü sur olarak görüyoruz. Kale, Akkale ve Şarkkale olarak görüyoruz. Yine burada tapınağı görüyoruz. Hacı Bayram Camii, surları böyle devam ediyor. Ve burada bazı travers manzaralar da var. İşte böyle atlılar geliyor. Köprüler var Ankara'daki. Yani bunlar tabii zamanla kapatılmış. Bir de burada alt kısımda bir böyle bir kesit var. Bu bizim Ankara'yı, özellikle Ulus Semtini bilen arkadaşlarımız bilirler. Çıkrıkçılar Yokuşu dediğimiz bir şey vardır. Anaparklara devamında. Müzeye doğru çıkar. Bu her zaman canlıdır burası. Yani Osmanlı döneminde de, daha sonraki bizim Cumhuriyet döneminde de ticaret olarak, yani burada halen bugün bile burada ticaretin canlı olarak görebilirsiniz. Bu şeyin İşte şu sağ tarafta bizim meşhur Ankara keçileri ve bunların, bakın dikkat ederseniz, keçileri kırkıyorlar burada. Onu gösteriyor. Burada o çarşıyı gösteriyor. Çarşının içerisinde işte
bazı satış şeylerine hanımlar gelmiş burada alışveriş yapıyorlar. Ahilik çok önemli Ankara'da. Bir dönem ahiler Ankara'da özellikle Selçuklar ve akabinde Osmanlılar'dan önce bir boşluk olunca yani bir Moğolların, İlhanlıların hakimiyeti döneminde bir 50-60 yıllık dönemde Ankara ahileri kente hakim oluyorlar ve yönetiyorlar. Bir yönetici sınıf ama esas tüccar sınıf ve bunların gelenekleri var. Burada ahi babayı görüyoruz. İşte dua ediyor böyle çarşı açılırken falan. Ve satış yapılıyor. Yukarıda işte tezgahları görüyoruz burada bakın. Yani o soft dokuma tezgahlarını. Gerçekten bu yani bu bile başlı başına yani tek tek anlatıldığında bütün yapılarıyla yani ayrı bir konferans konusu olabilir. Onun için burada bunu fazla uzatmadan geçiyoruz. Sonra Prusyalı Maraşar Moltke'nin yanında gelen binbaşı Karl Friedrich Ludwig von Wicker'in yaptığı 1839'da Ankara haritası var. Bu harita da çok detaylı ve uzun yıllar bu haritada anlatıldı. Burada işte kaleyi görüyoruz. Kalenin etrafındaki Ankara'ya yerleşimini görüyoruz. Bağları görüyoruz. Ankara'nın etrafında Keçiören'de, Çankaya'da, Esat'ta önemli bağlar var. Ankaralı her zaman yaz gelince bağlarına gidiyor ve üretimini burada yapıyor. Özellikle üzüm, şarap ve Ankara'nın yerli Ermeni ve Rum ahalisi var. Bayağı da nüfus fazla 1830 sayımında bunu da görüyoruz zaten Ankara'nın. Bu harita da bizim için çok önemli. Bakın burada biraz daha bir detay, yani kaleyi ve kalenin çevresini, işte oradaki sokakları biraz daha detaylı bir şekilde burada görmekteyiz. Şimdi bizim bir hikayemiz var, kısaca onu anlatmak istiyorum. Bundros Mütarekesi'nden sonra İngiliz ve Fransızlar İstanbul'u işgal ettiklerinde ve bütün Anadolu'yu aynı zamanda, Ankara'da da iki birlik var, Fransız ve İngiliz birlikleri. İstanbul'daki bütün harbiye nezaretini ve bütün askeri tesisleri el konulunca bütün silahları. Aynı zamanda harita dairesi var harbiye nezaretinin. Bu harita dairesinin alet ve edevatlarına da yapılıyorlar ve kapıları kilitliyorlar. Bizim subayları da tamam gidin diyorlar. Ama bizim o milliyetçi gerçekten vatanı seven subay büyüklerimiz, onlara çok müteşekkiriz yani bu, çünkü oraya geleceğiz. Bu insanlar kapıdan giremeyince çatıdan girerek bütün bu alet ve edevatları kaçırıyorlar. Yani bizim kendi silahlarımızı, kendi aletlerimizi ve onları İnebolu yoluyla Ankara'ya getiriyorlar. Ve bunlar sadece Ankara'yı değil, savaştaki haritalarımızı, savaş planlarımızı ondan sonra ve Anadolu'nun çeşitli yerlerindeki planları da yapıyorlar. Yani bugün harita komutanlığı dediğimiz şeyin nüvesi bunlar. Ve bunlar gerçekten anılmaya değer insanlar. Çünkü onlar bu haritayı yapıyorlar. 1/4000 ölçekli harita. 1924 tarihi. Tabi bunlar 1921'de geliyorlar. Bütün Ankara'yı burada, işte kale ve çevresi, Hamamönü tarafı, onun arkası, Hacettepe bölgesi. Buradan istasyonu görüyoruz. Ve istasyondan Ulus'a çıkan yolu görüyoruz. Arkasından Hükümet Meydanı, Hacı Bayram ve diğer kesimler. Ve burada arada şöyle dönüp dolanan işte Hatip Çayı, Ankara Çayı, diğer ırmakları da görmekteyiz. Gerçekten bu haritamız bizim için çok önemli. Ölçekli bir harita. Ve bunu ayrıca bir makalemizde de Bekam dergisinde ilgilenen olursa Bekam'ın dergisinde son sayısında yayınladık. Buradaki bütün mahalleleri belirttik. Ben onların üzerinden şimdi çok fazla derine girmeden size biraz Ankara'yı tanıtmak istiyorum bu haritayı. Ankara'ya 1892'de tren geliyor. Ve bu Ankara için çok önemli. Çünkü hakikaten o dönemde Ankara'nın ekonomisi de çok zayıf olmuştu durumda. Ve büyük bir tören yapılıyor. Buradaki eski istasyon binasını görmekteyiz. Şu gördüğümüz eski istasyon binası. Bakın burada tren peronlarını göstermekte. Bu gelişini, yani 1892 tarihindeki töreni gösteriyor. Tabii bu 1930'lu yıllarda bu istasyonumuz yıkılarak yeni bir istasyon yapılıyor. Tabii biz 20'li yıllarda ne var onları gösteriyor. İşte Ankara istasyonu binasını görüyoruz burada.
Bu işte direksiyon binası, yani istasyon müdürünün kaldığı yer burası. Bu işgal zamanında İngiliz birlikleri burada kalıyordu. Mustafa Kemal geldikten sonra onlar bu trenlere binip İstanbul'a gittiler. Ve Mustafa Kemal bu binayı kullandı. İlk kullandığı bina Mustafa Kemal'in bu bina. Oradan çıkarken görüyoruz burada kendisini. Ve istasyondan Ankara'ya baktığımızda 20. yüzyıl başlarında böyle bir manzara görünüyor. Bütün Ankara şehrini buradan silüet olarak görmekteyiz. Burada daha geniş olarak işte hükümet konağı var. Tabii bu daha biraz daha yani 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başı. Burada Taşan var. Ankara şehri. Yine haritamız üzerinden devam edelim. Ara ara bu harita gelecek çünkü bu bizim referansımız olacak. İşte istasyondan böyle devam ettiğimiz zaman şu yolu takip ederken böyle bir istasyon caddesi diyoruz buna. Geldiğimiz solda ilk bina bugün Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeleri Genel Müdürlüğü olarak kullanılan ikinci meclis binası. Bu aslında Cumhuriyet Halk Fırkası mahveli, yani ona bina olarak yapılmış. Ama daha sonra 1924'te birinci mecliste yer kalmayınca, çünkü milletvekilleri de çoğalmış, bu binaya geçiyorlar 1924 yılında. Yani parti kullanamamış bunu daha doğrusu. Burada Mustafa Kemal'in de 10. yıl nutkunu okuduğu sırada çekilmiş. Ya da onun nutuklardan bir tanesini söylediği. Yine bir 29 Ekim'de bir tören var. Ve hemen onun karşısında Ankara Palası var. Bu da Mimar Kemalettin Bey'in 1924 yılında projelerini hazırladığı ve bugün hala Dışişleri Bakanlığı'nın bazı resepsiyonlar falan yapıldığı bir bina. Aslında bunların birçoğu Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün arazisi de oldu. Mimar Kemalettin de Vakıflar Genel Müdürlüğü mimarı kendisi de. Ve zaten hani arsa bulmak zaten zor Ankara'da. Yer bulmak zor. Çünkü bir yeni bir şey inşa ediliyor. Onun için bazı binalar yapmak gerekiyor. Onun için en uygun Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün arazisi oluyor. Şimdi birazdan onu da göreceğiz. Nerenin arazisi olduğunu. Hemen ikinci meclisin üzerinde Sayıştay, yani Divan-ı Muhasebat dediğimiz bina. Bugün tabii onu yine Kültür Bakanlığı tavsiye edildi. Bu 1925 yılında ilk bina bu. Arif Hikmet Koyunoğlu'nun. Daha sonra yine Arif Hikmet Koyunoğlu ve Mimar Egli'nin eklediği, aslında binayı bozmadan yeniden üzerine yapılmış. Ve ikinci vakıf işte bu arazi, şu kısım tamamen vakıf arazisi. Ve burayı kullanarak, şimdi bu tabi 1924'te yapıldığı için mesela şuradaki Osmanlı Bankası, ikinci vakıf apartmanı, Bevlü Palas, vakıf evleri tek tek çıkıyor ortaya. İşte Ziraat Bankası falan bunun hesabına gelecek. Bu biraz daha geç bir fotoğraf ama hava fotoğrafı olduğu için bunu göstermek durumunda kaldım. Burada ikinci vakıf apartmanı, Bölü Palas, Ziraat Bankası ve diğer ve 40'lı yıllarda bu fotoğraf Gençlik Parkı yapılmış. Onu görüyoruz. İkinci vakıf apartmanı Mimar Kemalettin Bey'in son eserlerinden bir tanesi. Uzun yıllar hala da devlet tiyatrolarına biz kiraladık orayı. Devlet tiyatroları kullanıyor. İlk binanın aramızdan birisi Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün. Burada Gençlik Parkı'nı daha yapılmamış. Onun çukurunu görüyoruz. Ve bunun hemen o demin gördüğümüz vakıf evleri. Bunlar vakıf memurlarına yapılmış. Ama tabii o dönemde yer ve bina bulmak çok zor olduğu için bir kısmı büyükelçilik olarak kullanılıyor. En sağdaki Amerikan elçiliği. Ondan sonra Anadolu Ajansı burada kuruluyor. Bir askeri bir şey var. Birlik olarak kullanılıyor jandarmanın. Ve bu Bevlü Palas. Bu binayı biz gördük. Bu bina şu anda yok. Merkez Bankası var bunun üzerinde. Ek binası. Bu da Ankara Palas'tan sonra ikinci bina. Oldukça güzel, modern bir bina. Ben bu binada kaldım da. Yani Avrupa'dan getirmiş bütün malzemeleri, çok güzel bir yapıydı.
Şu gördüğümüzde Ankara'nın gezgin havuzu dediğimiz, şu anda CER modelinde olan, üzerinde kadın ve çocuk figürleri bulunan, İtalya'dan getirilmiş, esas şeyde Kızılay merkezindeydi. Ama biraz dolaşarak en sonunda yerini buldu. Bunlar vakıf evleri ve benim parası burada görüyoruz. Ve birinci meclis. Birinci meclis binası İttihat Terakki döneminde 1915 yılında yapılıyor ama hiçbir zaman onlar kullanamıyor. Ama işte Mustafa Kemal geldikten sonra meclisi toplayınca bina boş olduğu için bir de burada Fransızlar Fransız Birliği burada, işgal birliği burada kalıyordu. Onlar da yine İngilizler gibi gidince meclisi kullanıyorlar. O zaman hatta bunun çatısı da tamamlanmamış. O zaman Vehbi Koç daha yeni şey yapıyor, işte ticaret şeyinde. Bunun çatısını tamamlıyor. Anılarında var bu. Ve burada Büyük Millet Meclisi açılıyor 1920 yılında. Bu gördüğümüz hemen önünde Ulus Meydanı dediğimiz zaman bugün artık o meydan niteliğini kaybetmiş bir alan burası. Hakimiyeti Milliye Meydanı diye geçiyor. Çünkü o önemli hakimiyeti, milletin hakimiyeti vurgusu. Onun için burada da bir işte Atatürk'ün anıtı yapılmış ve onun meydan düzenlemesi yapılıyor. Burada anıt açılıyor 1927 yılında. Evet, o da şuraya geliyor. Şu kısım. Yani şöyle. Evet, burada işte Hakimiyet-i Milliye Meydanı. Bu istasyondan geldik biz. Burası Çankırı Kapı Caddesi, Çankırı'ya giren yol. Burası Karaoğlan Çarşısı. Bugün Anafartalar buradan başlıyor. Anafartalar Caddesi. Ve burası Bankalar Caddesi. Niye Bankalar Caddesi? Ona bakacağız. Atatürk'ün Avusturyalı heykeltıraş Kripel'e yaptırılan atlı Atatürk heykeli veya zafer anıtı diye geçiyor. Bu da çok önemli çünkü savaştan sonra bunun bir yüzünde kabartma olarak savaşı tasvir ediyor. Bir tarafı da barışı tasvir ediyor. Çoğu Ankaralı bunu bilmiyor. Yani önünde çok insanlar bekliyor ama bu heykelde orada anıtta ne var onu bilmiyor. Bir de bunun hemen şu heykelin altındaki şu kaydenin hemen şurada Atatürk'ün İstiklal Savaşı sırasında söylediği sözler var. Bunlar da altın varaklı idi. Ama birkaç yıl önce belediye bunu heykeli soba boyasıyla boyadı. Ondan sonra bütün o varakların hepsi gitti. Yani şeyde kalmadı. Yani hiçbir özelliği de kalmadı. Burada heykeli daha böyle bir böyle kare gibi bir kaydı. 1947 yılında şimdi birazdan söyleyeceğim bina yanıyor. Yanınca bu anıtı da taşıyorlar. Şimdi şu anda anıt yerinde değil. Şöyle aşağı yukarı 20-30 metre daha güneye doğru kaymış vaziyette. Evet, bu bina Abdülhamit dönemi yapılarından birisi. 1907 Ferit Paşa'nın Ankara Valiliği zamanında Darül Muallimin, yani öğretmen yetiştiren okul burası. Önemli bir yapı. Marif Vekaleti olarak Cumhuriyet döneminde Marif Vekaleti olarak kullanılıyor. Bir dönemde de milletvekillerine yani otel yok, yer yok. Hatta okulu boşaltıyorlar. Yatakhane olarak kullanılıyor milletvekilleri. Ama 1947 yılında bir yangın geçiriyor. Aslında taş bina yıkıyorlar. Onun yerine Ulus Çarşısı'nı yapıyorlar. Biz o binayı görüyoruz şimdi. Hemen onun altında bugün postane binası var. Ulus Postanesi. Bu da erken Cumhuriyet dönemi yapısı. Almanlara yaptırıyorlar 1925 yılında. Maalesef 1970'li yıllarda bu binayı da gördük biz. Yıkarak yerine o uzun bir Ulus'taki PTT binasını yaptılar. Gerçekten zarif, güzel bir yapı. Böyle birkaç tane fotoğraf koydum ben onunla ilgili görmüşüm. Bunun yanında da Lozan Palas var. Lozan Palas da Lozan'daki bizim başarımızdan sonra bir otel yapılıyor. Üçüncü otel. Bugün Akbank var yerinde Ulus'tan. Evet, onun hemen karşısında işte bu deminki gösterdiğim arazinin sahibi olan Kızılbey Vakfı.
Kızılbey Selçuklu Sultanı İzzettin Keykavus'un Beylerbeyi 1299 yılında bu türbesi, cami ve medresesi inşa ediliyor. Bütün o demin gösterdiğim üçgen alanın tamamı bu vakfa ait. Ama 1920'li yıllarda işte bu şeyden kalan sadece bir sandık şeyi var. Bakın şurada burada kitabesi var. Bundan okuyoruz. Bu tarihi de buradan biliyoruz. Burada bunun türbesi, camisi, bir de medresesi varmış. Onların hepsi gidiyor. Hemen onun üstünde de Tuz Nazırlığı. Tuz Nazırlığı da Düğün-i Umumiye diye bizim borçlarımız var. Büyük borçlar bunlar. Osmanlı yenilince bize büyük bir borç çıkarıyorlar. Ve bunu biz Cumhuriyet dönemi boyunca 1950'li yıllara kadar ödüyoruz biz bunu. Ve Osmanlı'nın borçlarını biz tüketiyoruz. Yani bize böyle bir savaş şeyi çıkarıyorlar. Bunun içinde böyle binalar yapıyorlar şeylerde, şehirlerde. Tuz Nazırlığı diye. Çünkü vergiler burada toplanıyor ve toplanan vergiler İstanbul'a gidiyor. Oradan da borçlarımızı ödemek üzere büyük devletler borç şeylerini alıyorlar. İşte bu bina da Tuz Nazırlığı binası. Ve bu bina devletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Genç Türk Devleti'nin ilk hariciye vekaleti binası olarak kullanılıyor. Daha sonra ikinci esas binayı yapıyorlar. Ve bunun karşısında bugün Sanayi Mektebi, yine Sanayi Okulu, ikinci sanayi midir? Öyle bir şey ismi. Halen okul bu. Yine Abdülhamit dönemi, 1905 yılında yapılan bir bina. Oldukça büyük bina. Avlulu, iki katlı, taş büyük bir bina. Allah'tan bunlar kaldı yani elimizde. Bunlar yıkılmadı. Bu fotoğraflarda mı? Bu alttakiler ilk dönem. Bunlar geç. Bakın şey var. Postane binası var. Şu eski bir hali. Yani aşağı yukarı 20'li yıllar falan. Hemen akabinde İnhisarlar Dairesi ya da Tekel Baş Müdürlüğü. Şimdi buraya işte İtalyan mimarların büyük şeyi var bu bölgede. Monceri İtalyan 1928 yılında Tekel Baş Müdürlüğü binasını yapıyor. Bugün Yunus Emre Vakfı'nın ya da Enstitü'nün binası. Hemen karşısında yine bir Monceri binası var. Ziraat Bankası. Bugün Ziraat Bankası binası olarak kullanılıyor. İçinde müzesi de var. İşte buraya Bankalar Caddesi denilmesinin nedeni en son yine Monceri'nin bir yapısı daha geliyor. Osmanlı Bankası. Bugün Osmanlı Bankası Garanti Bankası'na geçti. Artık Osmanlı Bankası da yok. Bu da 1926 tarihli. Buradan hemen hemen işte ikinci vakıf apartmanı yapılıyor. Bunu görüyoruz. Gençlik Parkı'nın önündeki alanı gösteriyor. Şimdi tekrar meydana geldiğimizde ne vardı? Ona bakıyoruz. Bu Ankara valisinin mektupçusu yani özel kalem müdürü olan daha önce de kaymakammış bu. 1888 yılında İsmail Hakkı Bey bir yer alarak burada bir taşan diye modern bir yapı o tarihe göre. Çünkü öbür hanlar nerede? Kalede, kalenin eteğinde. Bu daha modern bir şey. Bakın orada Angora yazıyor. Yani Latince kullanılmış. Büyük bir yapı. Avlulu bir yapı. Ve bugün bunun yerinde Sümerbank var. O da artık Sümerbank da kalmadı. O da özelleştirildi. Burada da taşanı görüyoruz. İşte bu deminki o Kızılbey Vakfı'nın devamı olan işte mezarlıklar ve şeyler. Burada Hacı Bayram Camii'ni ve kaleyi görüyoruz burada süreti olarak. Kızılırlık Tepe'yi görüyoruz burada. Taşhan'ın birkaç tane fotoğrafını koydum. Sonra hemen sol tarafında İş Bankası. Yine bir Monceri yapısı. Evet, onun hemen yanında Julian Sütunu veya Belkıs Sütunu diye geçiyor ismi. Roma İmparatoru Julian'ın Ankara'ya gelişiyle ilgili bir anı sütunu dikiyorlar. 1362 yılında, milattan sonra.
Julian Aposta Tanrısı'nı. Ama bu da yeri değiştiriyor. Bugün İş Bankası ile Maliye Bakanlığı'nın arasında kalıyor. Bu da taşınma sırasında. Yani bu bina şeyi sütunu taşıyorlar. Bu hükümet meydanı. Hemen orada bir Hasanpaşa hamamımız var. Ve sol tarafta işte o sütundan dolayı bir cami. Bu da sonradan yeri kaldırılarak Çankırı Caddesi açılıyor burada. Hasanpaşa hamamı da çift hamam olarak o da meydanda kalıyor yeri. Efendim? Sütunu mu? Orijinal yeri bugünkü İş Bankası ile şimdi Yıldırım Basit Üniversitesi'nin bir binası oldu. Maliye Bakanlığı. İkisinin arasında bir yerde. Daha sonra taşınıyor. İşte bu bina. Bu Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık olarak yapılan yani Cumhuriyet'in ilk yapılarından ve erken Cumhuriyet yapısı. Bunlar mimarları 1925. Böyle kaç tane fotoğrafını koydum. Ve hemen valiliği geçtikten sonra bugün boş bir arazi var. Orada da yine Abdülhamit döneminde yapılan telgrafhane binası. Yapım tarihini maalesef bulamadım. Ama uzun yıllar burası görev yapıyor. Kurtuluş Savaşı sırasında da Mustafa Kemal Paşa'nın hem vilayetlerle hem de orduyla telgraf savaşı derler Kurtuluş Savaşı'na buradan idare ettiği. Çünkü valiliğin de hemen yanında. Burada da temsili bir resmini görüyoruz Mustafa Kemal'in. Yine bizim haritamız. O da şuraya geliyor. Şu boşlukta, şurası. Evet, valilik burası. Maliye Bakanlığı, şurada şurası. Evet. Ve vilayet binası. Bu 19. yüzyıl sonlarında bir konak alıyorlar ve o zamana kadar böyle bir şey yok. Yani idare merkezi yok. Bu konağı daha sonra 1900 Abidin Paşa zamanında bu bina yapılıyor. Bunu özellikle gösterdim. İşte bu bizim İngiliz subayları, bizi işgal eden subaylar. Bu birlik vilayetin önünde. Onu göstermek için. Burası bizim meydanımız. İşte Hükümet Konağı, Maliye Bakanlığı ve bundan sonraki yine konağımız Mustafa Kemal Paşa geliyor 27 Aralık'ta. Yani 1897'de Vali Abidin Paşa uzun süre Ankara'da valilik yapıyor. Çok da yapısı var. Çok su getiriyor Ankara'ya. Elmadağ'dan. Şimdi o da çok önemli. Çünkü Ankara uzun zaman susuzluk çeken. Halbuki Roma döneminde de Ankara'ya Romalılar Elmadağ'dan su getirmiş. Künklerle. Taş ve pişmiş toprak künklerle. Ama ondan sonra vakıflar var. Bazı vakıfların şeyleri var. Ama bir müddet susuz kalıyor. Abidin Paşa da demir borularla getiriyor suyu. Bu hemen Hacı Bayram'ın girişinde şu anda bir otel olarak kullanılıyor. İlk bizim Vakıflar Genel Müdürlüğü kullanılıyor. Daha Diyanet İşleri Başkanlığı olarak kullanılıyor. Bu tevhidi tedrisattan sonra kullanılan bina. Sonra buradan heykelin önünden bir Karaoğlan Çarşımız var. Bu böyle Anafartaları Çarşısı'nın caddesinin ilk şeyi bu. Çok önemli bir merkez burası. Ticaretin burada oteller var, matbaalar var. Hikmet Koyunoğlu'nun burada bürosu var. İki tane burada cami var. Yani önemli bir merkez. Böyle devam ediyoruz Karaoğlan Çarşısı'na. Kahveler var burada. Özellikle kahvelerin şeyi çok önemli. Çünkü herkes kahvelerde toplanıyor. O şeyi, atmosferi orada yaşıyor. Savaştan oradan gelen haberleri oradan alıyorlar. Burada kahveleri görüyoruz. O canlı. Burada bir de şey var. İstiklal Mahkemesi binası. Yani bunun yerini araştırıyoruz. Tam da şeyi bulunamadı ama buralarda bir yerde. Çünkü çok merkezi bir yer burası. Çünkü İstiklal Mahkemesi çok önemli. Özellikle savaştan kaçan askerler hemen yargılanıp idam edildi. O sahneleri göstermek istemedim. Çünkü öyle idam sehpaları falan var. Hiç beklemeden hemen meclisin önünde falan asıyorlar. Burası Hacı Bayram. Acı Bayram Mahallesi'ni görüyoruz. Burada haritamızda.
ve onun etrafındaki o dokuyu görüyoruz. Bugün de yapılmaya çalıştı ama yani bence çakma oldu yani. Eski doku kalmadı. Yani Hacı Bayram diye bir semt kalmadı maalesef eski şey. Çünkü yani biz korumacılar hep eskiyi alıp ayağa kaldırmak, yani bir taş bile bulsak onu üzerine koymak hep öyle düşünürüz ama maalesef yeni zihniyet çok farklı yani. Hacı Bayram'ı kaybettik yani. Evet, Hacı Bayram Camisi tabi bu da büyüdü. Yani şu anda %100 büyümüş durumda. Yani şeyini açmış. Burada Hacı Bayram'dan yine bir şey, bir, herhalde bir namaz, cuma namazı ya da bir şey, önemli bir şey, toplantı var. İşte caminin tarihi burada. Yanında türbesi var. Hemen yanında işte bizim hani Türklerin yani çok önem verdiği, yani önceki dönemlere ait yapıları da yıkmıyoruz ama işte bak onu da koruyoruz dediğimiz, bugün artık Dünya Miras Listesi'ne aday ikisi beraber, yani öyle bir proje de var şu anda. Augustos Mabedi. Burada Augustos'un vasiyeti yazıyordu. İki dilde. Yunanca ve Latince. Okundu, yayınlandı. Dünyada da tek bu. Yani şu anda. İnşallah bu da UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne girer. Evet, bunun etrafında ilk müzenin nüvelerini görüyoruz. Bu da bizim ilk genel müdürümüz. Aynen. Hamit Zübeyir Koçay. Müzeler genel müdürü. Kazıları, oradaki şeyleri denetliyor. Ve burada bakın heykeller var. Lahitler var. Çeşitli şeyler. Hemen Hacı Bayram Meydanı'nda ufacık bir yer orada. Onun altında Tabakhane Mahallesi. Bent Deresi kesimi. Evet. Burası aynı zamanda hani dere çok temiz aktığı için etrafında hani mesire olarak da kullanılan bir yer aynı zamanda burası. Yani Ankaralılar burada gidiyorlar, eğleniyorlar, oturuyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Hatta hanımlar da gidip çamaşırlarını yıkıyorlar burada. Öyle fotoğrafları da var. Evet, bakın sağ tarafta görüyoruz bunları. Bent Deresi'nde burada görüyoruz. İşte burada dolaşan insanlar gidiyorlar, burada eğleniyorlar. Burada birçok köprü var. 1957 yılında Ankara'da büyük bir sel felaketi yaşanıyor. Birçok insan ölüyor. Ve ondan sonra bu Bent Deresi mıntıkasını, Hatip Çayı'nı ıslah ederek, kapatarak, burada bir de Roma bendi var aynı zamanda. Herhalde onu da koydum. Onunla beraber bütün buradaki Osmanlı dönemi, o köprülerin hepsi. Evet, işte burada Roma bendini görüyoruz. Bakın kaleden gidiyor. İşte burada bendimiz, köprülerimiz, yani bunların hepsi şu gördüğünüz dere tamamen kapatılarak ıslah ediliyor. Ve burada tabakhaneler var çünkü dericilik de çok önemli burada. Tabakhaneler çünkü bu dere kenarında özellikle burada işlemler yapıyorlar. Bakın burada deriler asılmış, size gösteriyor, dere akıyor, tabakhane deresi. Hemen kalenin eteğinde burası. Ve karşıda bir Hıdırlık Tepemiz var. Hıdırlık Türbesi diye anılıyor. Tam olarak bilemiyoruz ne olduğunu. İsfahani diye ismi de geçiyor. Timurlenk Türbesi de deniyor. Çünkü Timur Ankara'ya geliyor. Ankara Savaşı var 1402'de. Yani çeşitli isimlerle anılıyor. Ben onu, o bizim meşhur resmimizde ve diğer fotoğraflarda bulduk. İşte böyle. Ama daha sonra maalesef bunlar... bu da yıkılıyor. Şu anda herhalde orada bir antenler falan var. Şimdi bu ticaret merkezi iki şeyde. Bir aşağı yüz diyoruz. Demin Karaoğlan Çarşısı'ndan devam ediyor. Bir de yukarı yüz dediğimiz bir kesim var. Aşağı yüz işte şu çarşının olduğu kesim. Karaoğlan Çarşısı. Yukarı yüzde bu kesim. Burası 1915 yılına kadar yoğun olarak Ermeni ve Rum vatandaşlarımızın yaşadığı, bunların çoğu da hani ticaretle ilgilenen, bu soft ticaret olsun, diğer şeyler olsun, ilgilenen vatandaşlarımız. Ama 1916 yılında, 15 yılında burası tehcir görüyor. Buradaki vatandaşlar gidince 1916 yılında burası da yanıyor. Yani şurası muazzam bir, şimdi zannediyorum bir fotoğraf daha olması lazım.
Böyle bir doku var burada bakın. İşte eski Ankara evleri. Ama yangından sonra maalesef böyle harap olmuş vaziyette. Burada şimdi bir Hisar Parkı diye bir yer var. Hemen müzenin karşısından girip gezebiliyorsunuz. Ama maalesef bu hava kalmadı yani. Yangın raporları da var ama tabii ne derece şey bilemiyoruz. Yani çünkü boş bırakılmış. Bir kısmı sürgün görmüş. Evet işte bu gördüğümüz bakın bu böyle muazzam konaklar var burada yani. Bunlar birkaç tane. Bu yukarı yüz dediğimiz kesimde. Ve yangından sonraki halini görüyoruz. 7 tane kilisenin yandığı ve işte bilmiyorum herhalde 8-10 bin tane ev yanıyor burada. Çok da önemli bir yerleşim. Evet yine biz aşağı yüzden devam edeceğiz. Çarşıyı gösteriyoruz. Ben herhalde biraz zamanımız azalıyor galiba hocam. Nasıl? Ben biraz daha taşak edemeyim çünkü hepsini göstermek istiyorum. Yani böyle bir kıymetli misafirleri bulunca çok önemli çünkü öğrencilerimiz de bunları görsün istiyorum. Yani dikkatli de kullanacağım. Bugün Ulus'ta Hal bölgesinde Tahtakale Çarşısı, yine aşağı yüzün karaoğlanın devamı olan çarşıyı görüyoruz burada. İşte burada yine bir bakın. Şimdi şurada belediye binası var. Yani burası eski belediye. Ahşap bir bina. Daha sonra bu burası yandığı için yeniden burası imar görüyor. İşte bizim eski çarşımız. Bu daha 1900'lerin başı. Yani onu gösteriyor. Bakın buradan. Şurası belediye binası. 1929 yılında bir yangın geçiriyor bu bölge. Burada işte belediye binası. Tabii bunlar ahşap yapı olduğu için daha çabuk yanıyor bunlar. Bu bizim Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan'ın vakfettiği bir cami. Haseki Camii. Bugün yerinde tam Halin hemen bu tarafında vakıf nişanı vardır. Altıncılar bulunuyor. Hemen onun arkasında Tahtakale Hamamı. Burası hamamı gösteriyor. Yine Anadolu Beylerbeyi İshak Paşa tarafından yapılan. Ve burada da bakın camimizin minaresini görüyoruz. Yani burası işte eski çarşı. Bugün Anafar Sarı Çarşısı. Bu halini görebilirsiniz gittiğinizde. Evet, Tahtakale, yani Taht el Kale, Kale Dibi yani Türkçesi. Burayı gösteriyor. Şurada Şehnemaneti yani belediye. Belediye binası. Bu yanıyor. Yerine de taş bina yapılıyor. 1920 yıllarda bu. Bu da tam Anafartalardan dönüp böyle bir dirsek yapıyor. Buradan da Çıkırıkçılara gidiyor. Demin o gösterdiğim hani sof şeyinin satış yeri. Ve burada da o yıllarda bir tuvalet yapılıyor. İlk defa böyle dışarıda bir tuvalet. Hatta Asri Helalar diye geçiyor adı. Çok merak ediyor Ankaralılar. Hatta gidip sadece bunu görmek için gelenler de oluyor. Yani ihtiyaç için değil de böyle bir anılar da var. Böyle anekdotlar var. Ve bu yangını gösteriyor. Yani büyük bir yangın geçiriyor. Yangın sonrası işte askerler falan toplanıyor. O molozları falan taşıyorlar. Hemen yanında Mehmet Tuncer Hocam'ın kulakları çınlasın. Hep çok uğraştı bu. Sulahan. Sulahan da yanıyor. Hemen karşısında. Daha sonra restore edildi. 80'li yıllarda ve bugün yine bizim Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kirada olan bir hanı. 16. yüzyılın başlarında Beylerbeyi Hasan Paşa tarafından yaptırılıyor. Yine haritamız. Ve bunun devamında o deminki Asri Helalar'ın dönüşten sonra şurada böyle bir yapımız var. Bu da Hacı Ahmet bin Hızır Yegen Bey. Yegen Bey Camii diye geçiyor. Ama aslı bunun bir Bizans kilisesi. Evet. Bu Saint Clemens kilisesi. Saint Clemens Ankara'da misyoner olarak gelen bir kişi. O zaman Hristiyanlık kabul edilmemiş. Ankara'da bunu yapmak üzere geliyor. Ama Ankara'daki yöneticiler tabii daha henüz Hristiyan olmamışlar ve buna çok büyük işkence yapıyorlar ve öldürüyorlar. Daha sonra Hristiyanlığı kabul edince ondan sonra onun anısına böyle bir kilise yapıyorlar. Büyük muazzam bir kilise. Ve o daha sonra Yeğen Bey tarafından da camiye çevriliyor.
Ve onu devam ediyoruz. Yine bir erken cumhuriyet yapısı Anafartalar'da. Gazi'de ve Latife Numune ilk mektepleri. Bugün de yine herhalde Yıldırım Bayezid Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin İslami Bilimler Fakültesi'ne verildi. Bu Mustafa Kemal Paşa ile Latife Hanım'ın evlilikleri döneminde açıldığı için ikisinin adına iki tane ayrı, daha sonra ortaokul olarak kullanıldı. 1924 tarihli yine Koyunoğlu ve Mukbil Kemal Taş'ın binası. Çok güzel bir bir bina. Sonradan belediye buraya çarşı yaptı altına. Böyle bu kadar görünmüyor.